Bülent Ersoy 40 bin euro değerindeki timsah derisi çantasıyla gövde gösterisi yaparken hayvanseverlerden gelecek muhtemel tepkilere de meydan okudu. İzliyoruz. Bülent Ersoy hem kürkü hem de 40 bin euroluk timsah derisi çantasıyla nasıl gövde gösterisi yaptı? İşte görmüyorsun. 40 bin euro. Gerçek kürkü ve timsah derisi çantasıyla dolaşan Bülent Ersoy hayvanseverlerden gelecek muhtemel tepkilere nasıl meydan okudu? Hiç umursamıyorum. Sıkı sıkı sarıl bana, kurban olsun ablan sana. Gündüz vakti Etiler'deki bir restoranın arka kapısında hareketlenme yaşanıyor. Belli ki içeriden herkesin tanıdığı bir isim çıkacak. Kim? Rengarenk şemsiyeden siyah renkli şemsiyeye kadar birçoğu birazdan dışarı çıkacak isim için hazırlanıyor. Derken restoranın ön kapısı yerine arka kapısından ünlü diva Bülent Ersoy açılan şemsiyeler eşliğinde dışarı çıkıyordu. Kendisini bekleyen siyah renkli minibüsünün önünde siyah kürküyle ve baştan ayağa siyahlar içindeki Bülent Ersoy basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ediyor. Bülent Ersoy'un kürke olan merakını artık bilmeyen yok. Doğrusu bu ya, hayvanseverlerin muhtemel tepkilerine rağmen ünlü diva gerçek kürk giymekten asla vazgeçmiyor. Teşekkür ederim. O gün üzerindeki siyah kürkü kadar elindeki siyah çanta da bir hayli dikkat çekici doğrusu. Derken gerçek kürk giymesiyle ilgili aldığı eleştiriler soruluyor Bülent Ersoy'a. Ben hiç öyle şeyleri kale almıyorum. Bugün de bu timsah derisi çantamla beraberim işte. Çok mutluyum, Allah'a şükürler olsun. Onlar konuşuyorlar, kendileri konuşup kendileri dinliyorlar. Şöyle. Elindeki çantanın timsah derisi olduğunu üzerine basa basa dile getiriyordu Bülent Ersoy. Laf aramızda, timsah derisi çantanın fiyatı da 40 bin euroymuş. Hakiki timsah derisini efendim işte. Görmüyor musun? 40 bin euro bu. Evet, yanlış duymadınız. Bülent Ersoy sağ elinde taşıdığı siyah renkli gerçek timsah derisi çantanın 40 bin euro olduğunu söylüyordu. Bu arada hayvanseverlerin örgütlenip divanın kürkünün üzerine boya atacakları da sağda solda konuşuluyor. Peki Bülent Ersoy gelecek muhtemel tepkiler için ne düşünüyor dersiniz? Efendim, hayvan severlerin tepkisini çekmek bir anlamda hani sokak yürürken... Hiç umursamıyorum. Saygılar efendim. Derken aynı Bülent Ersoy'u aynı günün akşamında görüntülüyoruz. Yine kürkü ve yine timsah derisi çantasıyla üstelik. 40 bin euroymuş, doğru mu? Bilmiyorum, fiyat konuşulmaz öyle. Gerek yok. Zaten belirli bir şey. Laf aramızda, timsah derisi çantasından önce de gerçek kürkleri çok konuşuluyordu Bülent Ersoy'un. Fiyat olarak 250 bin TL yazmışlar, doğru mudur? Şu anda daha fazla da eksik yazmışlar. Derken Bülent Ersoy gerçek kürkünü ve timsah derisi çantasını belki de hayvanseverlere karşı şimdiden işte böyle Tabiatta can verirken, kainatı yaratırken o hayvanların etlerinden, sütlerinden, güçlerinden, tüylerinden vesaire vesaire şekilde istifade edilsin diye yaratmış. Kıskanmak yok, sen kaybettin, sen de affet, sen affettin. Alkolü fazla kaçırıp kapıda gazetecilerle dertleşen Meltem Cumbul'un eşi Alican Özbaş'tan şok sözler. Geçtiğimiz günlerde 70 bin liralık kıyafet alışverişi yaptığı konuşulan hadise konuyla ilgili neler söyledi? Hiç haberim yok arkadaşım. Birazdan Superstar Life'da. Gangnam Style şarkısı ve dansıyla tüm dünyayı katıp kavuran...